vefat eden 5 vatandaşımıza, kardeşimize Cenab-ı Hak'tan rahmet. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak bu tür kaza ve belalardan hepimizi korusun. Değerli vekillerim, kıymetli basın mensupları, bildiğiniz gibi bakanlığımız 2018 yılı Ekim ayında 2023 eğitim vizyonu belgesini Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle bütün ülke genelinde açıkladı ve peyderpey uygulamaya koydu. Biz de o günden itibaren Kahramanmaraş İl Milliyetin Müdürlüğü olarak 1400 yönetici öğretmenimizle 11 ilçemizde 2023 eğitim vizyonunun hedeflerini yakından algılamak ve bu hedefleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmek için birlikte çalıştaylar yaptık. Ve bu çalıştaylar neticesinde elde ettiğimiz bulguları, verileri bakanlığımıza da bir dosya halinde takdim ettik. Bakanlığımız da bunun bazı kısımlarını değerlendirerek ülkemiz genelinde uygulanan projelere entegre ettiler. Daha sonrasında vizyon belgesi yürütme kurulunu hem il bünyemizde hem de ilçelerimizde oluşturduk. İl bünyesinde ayrıca, il milli eğitim bünyesinde ayrıca özel büro vizyon ofisini oluşturarak gerek ulusal anlamdaki vizyon belgemizde öngörülen çalışmaları yapmak, gerekse biraz sonra sizlerle paylaşacağımız ve ilerleyen zamanlarda da üzerine ilave edeceğimiz projelerimizin bir elden yürütülmesini yakından takip etmek ve sonuçlarını değerlendirmek üzere ilimizde vizyon ofisimizi oluşturduk. Tabii vizyon belgesinde 4 temel ayağın üzerine oturuyor. Bu 4 temelle beraber bütün illerin yerel renklerini, yerel imkanlarını da vizyon belgesinin içerisine yerleştirmemiz ve uygulamaya almamız bakanlığımızın hedefleri arasında. Biz de bu 4 hedeften birincisi yöneticilerimiz. Bizler biliyoruz ki her okul müdürü kadardır. Ve bundan dolayı da okul yöneticilerimizin müdür ve yardımcıları bakımından düşünüyoruz. İdarecilikten lider yöneticiliğe geçmesi için projeler geliştirip geliştirmeye ve uygulamaya devam edeceğiz. Okul yöneticilerimizin idare eden değil, yöneten ve yönetime liderlik eden arkadaşlarımız ve meslektaşlarımız olarak hizmet etmesini bekliyoruz. İkincisi, öğretmenlerimiz hiçbir eğitim sistemi öğretmenin niteliğini aşamıyor. İstediğimiz kadar eğitim teknolojilerinde gerekli gelişmeler sağlanmış olsun, şefkati, merhameti, insanlığı, belki bilgiyi teknolojiyle öğretmemiz mümkün ama insanlığı teknolojiyle öğretmemiz mümkün değil. Bundan dolayı da öğretmenlerimizin eğitimini de ve sürece dahil olmalarını, süreci kabullenmeleri ve yürütmelerini çok önemsiyoruz. Bu baktan da sürekli olarak öğretmenlerimizin dolarak taşmalarını sağlamak için dinamik tutmaya, moral ve motivasyonları yükseltmeye dönelik programlar hazırladık. Tabii ki bütün çalışmamız çocuklarımız ve öğrencilerimiz için üçüncü ayak olarak. Çocuklarımızı vizyon belgemizde de çok açık bir şekilde ifade edildiği gibi aklı selim, kalbi selim ve zevki selim olarak yetiştirmek, çift kanatlı olarak yetiştirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Ama biz de biliyoruz ki dördüncü ayak olarak da okullarda öğrencilerimizin adeta depolarını doldurduktan sonra eve gittiğinde ailelerimiz bir tekmeyle bizim biriktirdiklerimizi zayi etmesinler. Eğitimin içerisinde verilerimiz de sorumluluk alsın. Zira bizim çocuklarımız, onların da çocukları, onların çocukları bizim çocuklarımız. Öğretmenler kadar eğitimde etkili olan verilerimize için işin içine dahil etmek için verilerimize dönelik de bir takım faaliyetler yapacağız. Ve vizyon belgesinde de ifade edilen, biz de ilimiz genelinde uygulamaya koyduğumuz model okul projemiz. Tabii projelerin ayrıntısıyla ilgili bilgilendirmeyi biraz sonra yapacağız. Onun için de her an sadece akademik başarıyı başarı kriteri olarak kabul edersek burada yanılırız. Hem sosyal hem de kültürel hem de sportif gelişmeleri sağlamak için bir takım etkinlikler yapacağız. Ve en önemlisi de
model okul projemizde bakanlığımızın açıklamış olduğu vizyon bölgesinin de temelini teşkil eden okullar arasındaki nitelik makasını daraltmak. Bu kıta Avrupa'sında %10 olarak nitelik farkı, bizim ülkemizde ise hemen hemen ilimizde de aşağı yukarı benzer rakamlar %70'lerde. Yani imkanları en iyi olan okullarımız ile imkanları zayıf olan okullarımız arasında %70'lik bir makas var. Bu makası ne kadar daraltırsak okullarımızın çevresindeki öğrencilerimizin kendi bulunduğu okulları tercih etme oranı artacaktır. Ve en önemlisi de sınav baskısı azalacaktır. Bundan dolayı da sınav baskısını azaltmak için de okul modeli projemizi sisteme koymuş olduk. Vizyon belgesinde, bakanlığımızın açıkladığı vizyon belgesinde biraz önce ifade ettiğim gibi okul gelişim modeli, veriye dayalı yönetim, insan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi, erken çocukluk eğitimi, temel eğitim, orta eğitim, mesleki ve teknik eğitim, İmam Hatip Ortaokul ve liselerinin eğitimi, özel eğitim, fen ve sosyal bilimler liseleri, rehberlik hizmetleri, özel yetenekli çocuklarımız, yabancı dil eğitimi ve hayat boyu öğrenme ile ilgili 127 hedef belirlenmiş. Biz de ara formüllerle bu 127 hedefimizi hedefe en kısa ve seri bir şekilde geçmek için, gerçekleştirmek için elimizden gelen gayreti sarf ediyoruz. Sayın Valim hoş geldiniz. Amacımız çocuklarımızın kaliteli eğitim almalarını sağlamak. Eğitim öğretim sisteminin temel hedefi de zaten biraz önce de ifade ettiğimiz gibi aklı selim, kalbi selim, zevki selim sahibi bireyler yetiştirmektir. Günümüzün bilgi yoğunluğu ve rekabetçi dünyasına çocuklarımızı hazırlamak mecburiyetindeyiz. Eğitimin altyapısıyla ilgili geçtiğimiz 15-20 yılda çok ciddi yatırımlar yapıldı. Hele hele bazı okullarımızın fiziki standartları, ben de bir eski özel okul yöneticisi olarak söyleyeyim, özel okulların daha ötesine, daha ilerisine gidecek şekilde standartları yükseltildi. Şimdi ise nicelikten niteliğe zıplama zamanı diyor ve bu okullarımızdaki niteliği artırmak için birlikte gayret sarf edeceğiz. Çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, nitelikli, ahlaklı bireyler yetiştirmek için tüm gücümüzle gayret sarf edeceğiz. Değerli meslektaşlarım, değerli basın mensupları, Kahramanmaraş'ta bir değil onlarca başarı hikayesi yazmak için gayret sarf ediyoruz. Tüm ekibimizle, öğretmenlerimizle, yöneticilerimizle gece gündüz içten bir gayretle başarı hikayeleri yazalım istiyoruz. Ve inşallah öğrenci, veli, öğretmen ve okul birliklerini sağlamak suretiyle başarı hikayelerini birlikte gerçekleştirmiş olacağız. Tabii ki öğrenci ortak paydamızı oluşturuyor. Eğitim öğretim de başarının anahtarı. Onlar arasındaki eşitsizliği okullar arasındaki eşitsizliği azaltmak, sınav baskısını azaltmak da en temel hedefimiz. İşin ayrıntısına malum biraz sonra bir başka programa katılıp ondan da hem basın mensuplarımız hem de vekillerimiz cenazelere iştirak edecekler. Ayrıntısıyla ilgili söylemek istediğim birkaç husus var ama ben birkaç şey söyleyerek sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Bizde başarının ölçüsünü okullarda öğrencilerimizin sadece almış oldukları notlar, bitirmiş oldukları okullardaki elde etmiş oldukları diploma ya da kazanmış oldukları üniversitelerle değerlendirirsek haksızlık etmiş oluruz. 2023 vizyonunun temel hedeflerinden bir tanesi öğrencilerimizi, çocuklarımızı maddi ve manevi tüm varlık unsurlarıyla bir bütün olarak görmek ve yetiştirmektir. Düşünce, duygu ve eylem birlikleriyle bir yaşam biçimi, bir yaklaşım ortaya koymaya çalışıyoruz. Kendi kültürümüzden korkmadan ama sadece kendi kültürümüze de hapsolmadan inşallah bu arzuladığımız neticeyi yakalayacağız. Tabii tüm okullarımızda bakanlığımızın da belirlemiş olduğu takvime uygun olarak tasarım beceri atölyeleri kurulacak. Bunların önemli bir kısmını bakanlığımızın belirlemiş olduğu standartlarda ve takvime göre gerçekleştirilecek. Yine 2023 vizyonunda zorunlu ders saatleri ve çeşitlerinde azaltılacak. Bu da Sayın Bakanımız zaman zaman basına yapmış olduğu açıklamalardan da haberdar oluyorsunuz. Bir takvim dahilinde olacak.
tüm aktörlerin katılımıyla okul geliştirme modellerimiz, ki onun Maraş ayağını kendi projemiz olarak biz minisini uygulamaya koyduk. Ve en önemlisi de kademeler arasındaki farkı kaldırıp sınav baskısını azaltmayı temel hedef ediniyoruz. Ben bu projelerimizin hazırlanmasında ve birlikte uygulanmasında bize katkı sağlayacak olan okullarımızdaki öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz, ilçe milli eğitim müdürlerimiz, müdür yardımcılarımız, il milli eğitimdeki birlikte çalıştığımız mesai arkadaşlarıma özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Başarının hepimizin olması dileğiyle saygılar sunuyorum. www.marashbugun.com Haberin internet merkezi.